geç aşamanın canavarı yani. Hani üçü de Kartus'ta, Azir'de, Kaysa'da geç aşamanın çok üşenmiyor. Sorun şu ki koridorlar da geriye düşsek veya koridor kontrolünü kaybedersek bu sefer Kartus'un da başı çok derde girecek. Ya Kartus'un... Kartus nehre çıkamayacak muhtemelen. Aynen onu diyecektim. Ağzımdan aldın. Hay çok iyi. Kontrolünü yitirmek problem yaratabilir. Closer da bunun farkında ve aşağı geliyor. Bu arada mavi güçlendirmeyi de o aldı tabii. Orta ulti vakti. Olduğu için. Şimdi burada bir RTT yakaladık. Arkada atılan bir fener. Kaçabilecek mi RTT? Bir RTT kaçabilecek. Hadi bakalım. Nereye kaçıyorsun? Hadi bakalım. Nereye kaçıyorsun? İlk kan geliyor burada. Skoru da Kaysa'ya verdik. Üstelik skoru da Draven'dan alarak Closer. Onun pasifini yaraladık. Closer'ı burada bir kurtarmak gerekecek ama biraz fazla önde kaldık. Tolerant da önde. Şimdi yakalanan bir pilot var. Pilot buradan ultiyle çıkıyor. Closer'dan Tolerant. Bir ulti geldi. Tolerant burada hayatta kalamayacak çünkü. Aynen. Çok uzaklardan Goku'dan gelen bir hasar. Ve ortada yem olduk adeta. Burada da bir barikat aldı. Tolerant. Tolerant bunu yapmasa iyi olurdu. Zor durumda kaldı burada. Bir de tekme geliyor. Kronometreyi kullandı. Işınlan gelecek. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Tolerant'ın burada hayatta kalması çok zor. Armut gelecek mi arkaya gelen Işınlan? Armut'u burada geri gönderiyor. CEO'da bu arada aldık. Goku ile evet. Goku. Evet. Ama yani Tombak az önce konuştuk. Yani adamlar biz vermediğimiz sürece skor alabilecek pozisyonda değillerdi. Evet. Bir otomatik. Öteki tarafta Armut yakalanmış durumda. Closer buraya yaklaşmaya çalışıyor ama Armut düştü. Yakalandı yine. Closer yakalandı. Burada işi biraz zor olacak. Seol önde tanklıyor ama yani Seol kendini feda etti Closer ölmesin diye. Tabii arkasından bir de tamamen kaybeden koridor seçince. Orta koridor bu arada gitti. Flamengo güzel bir baskı uyguladı orta koridora. 10 dakika içinde altın farkı yine 3000 kalırsa o zaman işte topladık deriz. Savaşmamız lazım. Çok Pilot bir ormancı gibi yandan geliyor ve çok ters bir noktadan Closer geldi aslında ve Closer yine ön tarafta. Pilot çok zor yerde. Pilot'ın buradan çıkması biraz zor olacak gibi görünüyor ve onun da düştüğünü göreceğiz. Yani amaç neydi burada? Bu arada Closer son bir yıldaki en tuhaf maçını oynuyor herhalde. Evet. Kartus'la oynarken Kartus'u... Yanlış yere gitti ulti. Robo burada sıçrayla çıkmaya çalışacak ama Seol en azından bize bir tane skor getiriyor. Yok. Bitti. Şekilde tutamayız. Tolerant da düştü. Tolerant'ı kaybettik burada ve Baron'u da almayı başardılar. Hemen Seol'un geri çıkması lazım burada ve... Seçim yasaklamada çok çok riskli bir kompozisyon kurduk. Dozur ölmüş olabilir. Evet şu an muhtemelen düşebilir. Sıçrayı kullandı ama bu sadece bir yetenekten kaçmasını sağladı. Diğer tarafta yakalanan bir isim. Armut kronometreyi kullandı ama yeterli olacak mı? Bunun cevabı hayır. Burada bir de ulti geldi Closer'dan ama o da yetmeyecek. Şimdi Closer'la Robo üstüne geri dönüyor. CEO çok fazla hasar yedi bir RTT'den. İnhibitörü çok rahat aldılar. Yemledi çıpa, bu arada. Evet bu çıpa tutsaydı belki bir ufak şansımız olabilirdi. Şu an Armut'un gelmesine 5 saniye. Bir çıpa bu sefer tutuyor. Bir RTT önde yakalandı ama hemen kronometreyi kullandı ve Tolerant'ın anında düştüğünü görüyoruz. Arka tarafta güzel oyun yapan bir Flamengo var ve bu mücadele hiç de istediğimiz gibi sonuçlanmıyor. Closer bir kere daha düştü. Armut da şimdi burada tek başına ve Flamengo buradan itibaren maçı 25 dakikada bitirecek. Yüzümüz gülmedi. Maçtan önce... Maç boyunca yüzümüz gülmedi. Maç boyunca net bir galibiyet alalım demiştik. Çok net bir galibiyeti Flamengo aldı. Evet. Bayağı net bir galibiyet aldılar. Hatta uzun zamandır Brezilya'nın bize karşı aldığı en net galibiyet.